Evet, selamun aleyküm arkadaşlar. Merhabalar herkese. Hayırlı günler, hayırlı sabahlar. Boyabat'tan bir tuğla yüklemesinden daha herkese saygılar, selamlar arkadaşlar. Yine Boyabat'tayız, yine tuğla yüklemesi. Evet, geldik şöyle. Haldayım da burada bak, çalışıyor haldayım. Son gaz. Evet, çalışmalara devam arkadaşlar. Çalışmaya devam. Neredeyiz? Hisar Toprak Sanayi'de. Boyabat Hisar Tuğla'dayız arkadaşlar. Kalitenin adresi. Kalitenin beşiği diyelim. Merhaba abi. Merhabalar Ali dayı. Nasılsın? Evet arkadaşlar, yükleme işlemimiz tamamlanıyor şu anda. Çok da bir şey kalmadı, az bir şeyimiz kaldı. Buradan yavaş yavaş çıkacağız yüklememizi yapıp. Diğer arkadaşlar da paletleme işlemlerini yapıyor. Buradakiler fırın dolgusunu yapıyorlar arkadaşlar. Bir yandan tuğla pişmeye devam ediyor, ekmek gibi. Çalışmaya devam, yüklemeye devam. Arkadaşlar son rotuşları yapıyorlar. Evet arkadaşlar, fırınlar yavaş yavaş tadilata girmeye başladı. Yani şurada bir ay, bir buçuk ay tadilat işlemleri olur. İşler yavaşlayacak bu arada. Evet, kalitenin önce adresi arkadaşlar burası. Şöyle paletleme işlemleri devam ediyor. Aracı olmadığı için arkadaşlar fırını boşaltma amaçlı. Daha önce stok oluydu. Stoğa yığıyordular. Şimdi palet işi çıktı. Palete yığıyor. Şimdi millet palet diye dönmeye başladı. Bizim ekmeğimize taş koyuyorlar bunlar ya. Normalde dökme olması lazım. Evet, Hisar Tuğla'dayız arkadaşlar. Boyabat Hisar Tuğla. Kastamonu istikametine giderken sol taraftaki en son fabrika. Çalışın de, çalışın. Evet arkadaşlar, diyorsunuz yani bu devirde bu teknolojiyle mi çalışıyoruz diye. Yani paletleme olsa da şekil bu şekil arkadaşlar. Yine elden, fırından çıkarılıp banttan gelip bu şekilde paletleniyor. Evet, şöyle. Evet,
Yükleme işlemi tamam arkadaşlar, bitti. Şimdi birazdan buradan çıkacağız. Ne istiyorsun, çıtaları mı? Han önüne girmek üzereyiz arkadaşlar. Şu anda han önü. Oy! Oy! Evet, han önündeyiz. Han önündeyiz. Şimdi ben yavaş yavaş gidiyorum. Bizim hadi la, hadi la. Yürüsene. Önceden ben arkadaşlar banka işlemlerimi burada, hemen banka var şurada sağ tarafta. Gelip burada hallediyordum banka işlemlerimi. Artık beni iyi gene tanıdıydılar. Tırcı geldi diydiler hemen. Sonradan hepsini böyle telefona ayarladım. Ben de EFT sistemiyle hallediyoruz işlerimizi artık. Daha bankalara uğramama gerek kalmıyor. Herhalde bizi unutmuşturlar. Derdiler ya, bu adam haftada bir sefer iki sefer kesin uğruydu. Her tur uğruydu buraya. Daha gelmeyi derdiler ya. Yani. Evet, Hanon'un merkezine geçiyoruz arkadaşlar şu anda. Sağlık Ocağı tarafına doğru. Evet, böyle merkezleri falan geçerken kısa kısa geçelim arkadaşlar. Diğer merkezlerde de buluşacağız tekrardan. Şehir merkezi, şehir merkezi. Arkadaşlar burada bir köprü var. Buradan ufak arabalar geçebiliyor. Büyük arabalar geçemiyor. Buranın ışıkları da çok fazla yani biraz. Yani o kadar kalabalık değil ama ne bileyim ben ya. Adamlar öyle ayarlanmışlar. Şehir girişi falan filan var ya burada. Bir de şehirden çıkış var. Ah, bir girişimiz vardı, bir de çıkışımız vardı diye ya. Kemerli köprü. Bu köprü önceden biraz döküntüydü. Restorasyonunu yapmışlar. Güzel olmuş yani. Ama tabii bize yasak. Biz tırla giremiyoruz. Burası bir nevi çevre yolu gibi arkadaşlar. Bu taş köprüye. Şehir merkezi sol tarafa doğru içeride kalıyor. Ana merkez. Uykumu alamadım arkadaşlar. Uykum var ya. Evde uyuyamadım. Gece saat 12.30 oldu. Baktım hala uykum yok. La dedim, ne yapayım ben şimdi? Yatsam sabah saat
4.30-5'te geri kalkacağım. Ne yapayım dedim. Biraz o yana eveledim, bir yana geveledim. Baktım olacak gibi değil, dedim ben gideyim. Kalktım, hazırlandım, saat işte 1'e geliyordu. Evden çıktım arkadaşlar, saat 3 çeyrek falandı. Boyabat'a geldim. Yatayım dedim, yok. Gene yok arkadaş. Gene uyuyamıyorum. Sanki böyle yatak yorgan boğazıma sarılıyor gibi geliyor bana ya. Uğraşık et, dönerken üstümü başımı çıkardım. Buz gibi soğuk var anasını satayım. Üstümü başımı çıkardım, eşofmanları falan filan. İç çamaşırlarıyla kaldım artık. Yorganın altına girdim. Dedim belki öyle rahat ederim. Öyle uyumuşum. Öyle uyumuşum arkadaşlar. Üşümüşüm, uyandım. Baktım ki soğuk. Vebostoyu yaktım hemen. Biraz daha yatayım dedim. Ara bir saat daha yatmışım. Bu ara geldiler, kalk dediler. Yani bir 2,5-3 saatlik arada uykumuz var. Toplamda. Bunu uyuyabilmişik yani. O yüzden de uykum var. Evet, Boyabat'tan tuğlamızı yükledik arkadaşlar. Tuğla yüklemesini yaptık orada. Hisar Toprak Sanayisi'nden, Hisar Tuğla'dan tuğlamızı yükledik. Kalitenin özü ve adresi diyelim. Buradan yükledik, çıktık. Devam ediyoruz. Dediğim gibi arkadaşlar, kış sezonu geldiği zaman bu aylarda fabrikaları böyle bir aylığına da olsa kapatıp tadilat yapıyorlar. Fırının kaçağı var mı, göçeği var mı, eksikleri var mı, onları gideriyorlar. Fırınlar bu aylarda kapanıyor, stoklar oluyordu. Daha önceki senelerden bol bol stok yapıp böyle kapatıyordular. Stoktan idare oluyordu o arada. Bu sene pek stok yapan da yok. Yani dediğim gibi arkadaşlar, tuğla işinde bu sene biraz sıkıntı olacak gibi. Allah büyük, yapacak bir şey yok. Canımız sağ olsun. Yiyecek ekmeğimiz varsa yiyeceğiz. Cenab-ı Allah ne nasip ederse o. Neyse arkadaşlar, ben burada Daş Köprü'yü geçtikten sonra sizlerden ayrılıyorum. Videomu sonlandıracağım. Hepinize teşekkür ediyorum şimdiden katılımda bulunduğunuz için, bulunacağınız için de daha doğrusu. Hepinizi seviyorum. Selamlar, saygılar diliyorum. Görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın, dostça kalın. Muhammed Atar kanalında kalın. Videolarımızı beğenip paylaşıp izlemeye, izlettirmeye devam edelim. Videolarımızı dediğim gibi arkadaşlar sosyal medya hesaplarınızdan her zaman söylüyoruz ama biraz paylaşım yaparsanız, yani bize ulaşamayan arkadaşlarımız, eşimiz, dostumuz, yeni katılacak arkadaşlarımız olabilir. Oradan bize desteklerini sağlarlar belki sizin sayenizde. Hani bu konuda da yardımlarınızı bekliyorum. Hepinize hayırlı günler diliyorum. Bay bay. Bulamayız. Yeri bulamayacağımız için de sıkıntıya kalmayalım. Devam edelim bakalım. Sivrinin güneşiyim, sivrinin güneşiyim. Aşıkların eşiyim de aşıkların. Yandım tutuşuyorum da sevdanın ateşiyim. Yandım tutuşuyorum da sevdanın ateşiyim.
Allah la ilahe illallah ya Rabbi, bir çuval altın yolla. Arkadaşlar video çektiğimi unuttum abi, kusura bakma. Ya video çektiğimi unuttum, kusura bakma yani. Buralarda soğuk olay ya. Buralarda soğuk olay ama şeye kadar bir gidelim bakalım. Ilgaz'a, suyun oraya kadar bir gidelim bakalım. Orada biraderi beklerik ya. Yavaştan yavaştan yola devam edeceğiz. Önce birader bir çıksın. Evet, 61'im çıkıyor. 61'im çıkıyor. Allah hayırlı yolculuklar versin ikimize de. Yola devam ediyoruz arkadaşlar şimdi. Şuradan bir çıkalım arkadaşlar yola. Ilgaz Dağı'ndayız arkadaşlar. Hemen tünele gelmeden çeşme var. Çeşmenin yanında durduk. Gerçi ben bir buçuk saat önce geldim de biraderi bekledim. Şimdi çıktık buradan. Bir iki bir şeyler atıştırdık. Çıktık, devam ediyoruz. İstanbul istikametine doğru. Devam bakalım. Şimdi yeni uygulamalara göre arkadaşlar ne yapmamız gerekiyor? Yeni uygulamalara göre çok tedbirli olmamız gerekiyor. Yeni uygulamalarda arkadaşlar EDS'ler, MOBES'ler, gılı gılına her şey, ondan sonra takograflar, bilmem neler. Vallahi bilmiyorum, bakalım Allah büyük, sonumuz nasıl olacak? Ama dediğim gibi her şeye dikkat edeceksin arkadaşlar bu saatten sonra. Yok bırak dedim, yok sal dedim, yok sollamaya geç dedim, bilmem ne ettiydim. Zor olacak herhalde ama dur bakalım. Neyse, şöyle peş peşe çıktık gidiyoruz. Tünel içindeyiz arkadaşlar şu anda. Ilgaz tünelin içine girdik. Karnımızı da doyurduk Allah'ın izniyle. Devam ediyoruz.
Evet, rampayı aşağı sallandık arkadaşlar. Tünelden çıktık. Tepelerde gar beyaz beyaz var arkadaşlar. Alacalı pulacalı gene. Evet arkadaşlar, İsmet Paşa'dayız şu anda. İsmet Paşa'ya çıkıyoruz. İsmet Paşa rampaları. Kastamonu'dan sonra buraya devam ediyoruz. Bugünkü videomuzda da sizlere böyle Kastamonu ve İsmet Paşa kemikli rampasını çekelim. Rampaları çıkalım yani. Şu anda İsmet Paşa virajlarını döndüm. Tam böyle duvar dibi dedikleri yere doğru. Has tavuğun arkasından gideyim. Baksana. Hafiften böyle inceden yağmur yağıyordu az önce. Çise vardı. Biraz atıştırıyor. Arada arada böyle ince yolun pis suyunu da cama vuruyor yani. Malum arkadaşlar, tuğla yüküyle 27-28 tonla buralar bu şekilde çıkılıyor. Şurada şu anda 400'deyim ama az sonra bak bir ufak küçük vites düşüklüğü daha yapacağız. Bir yarım vites daha çekeceğiz aşağı. 4 ağırla çıkacağız burayı. Arabayı fazla zorlamaya gerek yok. Evet. Şu anda 4 ağırdı arkadaşlar.
sen beni, vay beni. Ben kurudum, kuruttum. Almasan ya kız beni, çeker seni vuruttum. E kız almasan beni, çeker seni vuruttum. Anamın nazlısıyım, gel de razlısıyım. Anamın nazlısıyım, gel de razlısıyım. Rampayı çıktık arkadaşlar. Şimdi buradan aşağı şöyle biraz sakin şekilde, çünkü yol böyle pis suyla karışık bir su var yolda. Kaygan bir zemin oluşmuş arkadaşlar. Bu yüzden rötördöre inceden şöyle bir diş, iki diş çekiyorum ben. Gerisini burada şöyle frenle hallediyorum. Sadece rötördör kullanmıyorum arkadaşlar. Sapakta dikkat etmek gerekiyor arkadaşlar. Şimdi garabük sapağından yukarı adam aşağıdan yukarı kaptırıp buraya vuruyor arabayı. Biz de alttan yukarı geliyoruz. Şimdi sol tarafta dolu olduğu zaman burada bir adamla bir sıkıntı yaşama durumu oluyor. O yüzden iyi kontrol edip adam aşağıdan yukarı kaptırdıysa kendini en sol şeride atabiliyorsan atacaksın burada arkadaşlar. Niye dersen, çünkü adam orada geldi mi tak diye yolun ortasında kalıyor. Sen kesmiş oluyorsun önünü çaprazlama. O yüzden burayı da düzenlemişler, şu hemen sağ tarafı herhalde güzel bir tesisle oraya yapacaklar. Evet, dört ağırı aldım arkadaşlar şurada arabayı. Ha, 400 ile çıkıyor aslında ama zorlamaya gerek yok arkadaşlar. Ha, buralar 400 ile sıyırıyor araba ama ben gerek yok. Aracımızı zorlamanın bir anlamı yok. Bunaltmanın bir anlamı yok. Yarım vites küçültüp hemen daha rahat çıkmasını sağlıyoruz arabanın. Yani arabam 400 ile burayı rahat böyle zorlana gene çıkıyor diye. Ha, çıkıyor diye zorlamayacaksın arabayı. Ne yapacaksın? Hemen yarım vites düşüreceksin ya. Hani 2 dakika geç çık. Rampayı yarılayamadık arkadaşlar. Rampanın yarısına gelemedik. Benim değerli oğlum var bir tane, kemenceci arkadaşlar. Hikmet Cüre. Değerli oğlum az önce canlı yayın yapıyordu şeyde, Facebook'ta. Bunları görerek sizlere çekebilsek, yanımda bir kişi olsa beni çekse anlatacağız size ama yine anlatıyoruz da şimdi görüntülü olmuyor. Biz böyle dilden çıkarken rampayı şöyle yaptık böyle yaptık diyoruz ama tabii sizin istekleriniz de o görüntülüden yana, biliyorum ben, onun farkındayım ama arkadaşlar bir türlü o sistemi halledemedik. Ne bileyim ya. Olmadı bir türlü. Siz de bana az destek veriyorsunuz ya. Siz de bana az destek veriyorsunuz. Abonelerimiz yükselmiyor bir türlü. Benden sonra kanal açanların aboneleri benim 5-6 katım oldu ya. Gerçi 11.500 abone var.
izleyenimiz 2000-3000 kişi sabit. Bunlar da sabit izleyenlerimiz. Allah razı olsun. Bizi yalnız bırakmıyorlar. Bizi terk etmiyorlar yani onlar. Evet, soru tuşları arkadaşlar yapıyoruz. Şu anda rampayı bitirmek üzereyiz. Bir şey de kalmadı. Şöyle 150 metre, 200 metre falan bir şeyimiz kaldı. Burayı da çıktıktan sonra videomu sonlandırıyorum. Hepinize buradan hayırlı akşamlar dileyim. Görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın, dostça kalın. Muhammed Hasar kanalında kalın. İzlemeye, izlettirmeye devam. Beğenilere devam arkadaşlar. Yani desteklerinizi bekliyoruz her türlü. Hepinizden Allah razı olsun. Seviyorum sizleri. Görüşmek dileğiyle. Evet arkadaşlar, çıkacak yer bulamadık. Normalde buradan şehir içinden, merkezinden geçmiyoruz biz ama buradan arkadaşlar başka çıkacak yolumuz olmadığı için burayı kullanıyoruz. İnşallah önümüze polis amca çıkmaz. Bir de sıkıntı yaratmadan inşallah biz buradan bir geçeriz. Bakalım. Şimdi her taraf kalabalık. Şehir içi. Buraya normalde aşağıdan bir sokaktan giriliyor da şu aşağıdan bir yerden çıkılıyor. Orası da bana ters kaldı. Buradan da girip çıkamadım. Mecburen böyle burayı kullanıyoruz ama dur bakacağız. Böyle şuradan bir çıkarsak hayırlısıyla güzel bir şekilde bir sıkıntı olmadan iyi olacak diyelim. Burası da sırma sıkış. Şuradan aşağı yol gidiyordu ama neyse. Buraya dönemeyeceğim ben şimdi. Buraya da dönemeyeceğiz yani. Sıkıntı var. Her taraf araba olduğu için arabanın gıçını başını o yana bir yana çeviremiyor ki. Çeviremediğin zaman da ne oluyor? Öyle sıkıntı yaşıyorsun işte. Buradan düz yoldan devam edeceğim. Biraz sonra da polis amcamlar bizi durdurursa bir kamyon daha dalmış benim gibi bak. Bir kamyon daha benim gibi dalmış. Sürücü adayı arabası. Bu da bir sıkıntı. Öbür tarafı da o kapatmış. Ya burası şoförlük eğitimi verecek güzergah mı acaba bu şehir içi? Bunlar da bizedir derdir. Burası tırla geçilecek güzergah mı diye. Bunlar da bize öyle der dururlar.
Normalde ben şuradan aşağıda buraya gidebilirim. Şöyle bir dönebilirsem burayı. İnşallah. Buradan aşağıda buraya inebileceğim. Evet, buradan aşağı direk ineyim arkadaşlar. Aşağıki yola. Yönlendiren arkadaş ne zaman geçersin abi yüklemeye diyor da ben de geçiyorum şimdi 10 dakikaya oradayım dedim. Kayıt yaptırdığın zaman yaptırdım kayıt diye yazarsın diyor. Tamam dedik biz de bir şey demedik. Son şöyle durayım ben de gene sağımıza birisi girip de başımıza sıkıntı olmasın. Soldan giren girsin nereye girmişse girsin. Şöyle sağdan girelim. Sağdan. Şöyle bir duralım. Işık yandı bize herhalde. Onlar geçsinler. Canını yediğim F-Max. F-Max'ı yol soruyor. Devam direkt gideyim mi diye ben de direkt devam et dedim ona. Gitti arkadaşlar. Öndeki gitmeyince biz gidemiyoruz kardeş. Öndekiler gidecek ki biz ondan sonra gideceğiz. Yeşil yandı ta karşıya ama. Bu ışık bayağı yanacak. İmdadı bari çekelim frene basıp durmaktansa. Ya gencecik kadının yaptığı şeye bak şimdi. Gencecik kadın çocuğu da alet ediyor. Gelmiş orada bak ışıklarda. Yahu. İnsan kendi kendine bunu nasıl yapıyor bilmiyorum ya. Benim anneannem arkadaşlar 80 yaşının üstünde hala kadın çalışmaya çalışıyor ya.
köy yerinde. Hala kadın çalışmaya çalışıyor. Bunlar çarşının göbeğinde, işin bolluğu, bereketinin olduğu yerlerde. Bunlar şuraya bak, 25-30 yaşında kadın ya. Belki de yok. Belki de o yaşta da yok. Çocuğu da yanına almış, çocuğunu alet ediyor yani bu işe. Çocuğu da şimdiden alıştırıyor yani. Bu da bir meslek oldu artık. Bu da bir meslek oldu artık. Bu kamyoncu niye gitmiyor? Böyle bu arıza yaptı, kaldı herhalde burada. Arıza yaptı. Allah'ım ıslah etsin ya. Hani çok zor durumda olursun ama bak, bunlar bunu meslek edinmişler arkadaşlar. Bak karşıda da bir tane var. Karşıda da bir tane var. Meslek edinmişler yani. Bak şimdi bu şeyin yaptığına bak, bak bak. Kuryenin yaptığı işe bak, pizzacının. Ters yoldan gitti, oraya girdi, tamam mı? Herkes faul hareket. Herkeste faul hareket var arkadaşlar. Hani diyecek ki bazı arkadaşlarımız şimdi diyebilir ki imkanı olsa yapmaz işte. Ya arkadaşlar bu imkan meselesi değil bu biraz da. Bu biraz yani kolaycılığa kaçmak. Orada milleti sömürmek varken niye çalışsın ki? Milleti sömürmek varken niye çalışsın ki? Şimdi kalkarken arkadaşlar orada hafif baktım pati çekiyor araba. İkinci dingili de kaldırayım dedim. Ağırlık şeye vursun. Şeye baskı yapsın çekiciye. Çekiciye biraz daha ağırlık olsun ki pati çekmesin diye. İkinci dingili de kaldırdım ki dorsenin ağırlığı komple yürüye binsin. Bazen böyle yapmak gerekiyor. Böyle şeyleri, ince detayları bilmek gerekiyor arkadaşlar. Şimdi ben şuradan sağdan içeri gireceğim. Buradan bakacağız. Yükleme yerimiz neresiymiş? Bakalım yükleme yerimiz burada neresi? Bilader de buraya yakın bir yerden yükleyecek arkadaşlar. Hani bugün ne bulursak bulalım çıkalım buradan dedik. Yük seçmiyoruz. Karşısında bir yerde dediler ama bakacağız. Buralarda bir yerde mi?
Neyse arkadaşlar, ben şimdi arkadaşı arayacağım. Görüşmek üzere. Evet arkadaşlar, yükümüzü yükledik, çıktık, devam ediyoruz şu anda. Gebze tarafından çıkamadık. Bizim birader benden önce çıktıydı, anasını satayım. Gebze tarafından, bu da bu taraftan çıktıydı. Gidememiş, geri dönmüş. Yol tıkalı. Maalesef ki çalışma var dedi. Bir de akşam servis saatine denk geldik, tam vardiya çıkışı saatlerine. Yol, servisler dolu. Ortalığı kapladılar, her taraf allak bullak oldu. Bir denesi de gelmiş bana, hakara kokoro, çokoro mokoro di. Ne din lan sen dedim buna. Yol çift şeritten tek şeride düşü. Sinyal çaktık, verdim. Yol istiyor mu ya oradan? Yol vermemeye uğraşıyor. Gelmiş bir de artistlik yapıyor. Bir de benim memleketim de bağırdık abi. Ağzına hani çalacağın şamarı. Ondan sonra biz oluyuk suçtu. Niye? Turist ödün oluyor ondan sonra. Bundan sonra turist ödün oluyor ortalıkta. Evet, şu anda Şekerpınar gişelerine doğru ben hareket ediyorum arkadaşlar. Şekerpınar gişelerine doğru gidiyoruz. Oradan çıkış yapacağız. Bu yanı tıkalı dediler. Biz de geri döndük. Zaten dedilerini bırak, bizim birader de geri dönmüş zaten. Gidememiş, ileri geri gelmiş. Yol çalışması var dedi. İyi ki de denk geldik, yoksa oraya doğru ben sıkışıp gidecektim ya. Akşam edeciydik o arada. Yükümüz arkadaşlar 23 ton. Komple deterjan. Komple deterjan yükümüz. Yükledik gidiyoruz Allah'ın izniyle. Yani bugün pazartesi. Normalde bugün 2-3 haftadır pazartesi günleri iş olmuyordu. Ama ne yazık ki bugün biz geldik buraya. Şöyle iş çıktı Allah'ın izniyle. Yükledik gidiyoruz. Ha, biraz tonajlı oldu ama yapacak bir şey yok arkadaşlar. Burada kalmaktanıza. Çünkü yarın 2 araba daha geliyor. Hep beraber burada kalacıyorduk. Kalmadan gidelim dedik. Minibüsçiye de bir yol verelim dedik. Adam ta sağ şeritten sol şeride geçiş yapmanın peşinde. Kalmasın orada yolun ortasında. Kazaya sebebiyet vermesin. Korna çaldım ki ona geçsin diye. Ben zaten yolu kestim. Kimse de yok. Sağdan soldan baktım. Aynaları kontrol ettim. Bunu var diye yol verdim buna. Geçsin diye. Geçti de bir teşekkür etmedi ama bana. Bir teşekkür etmedi. Bu da onun eşekliğine kalsın artık. Teşekkür etmese de eşeklik etti diyelim. Ey Audi Q7. Haydi la, çabuk geçin la, çabuk gidin la. Ben gelene kadar o yeşil sönmesin. Bir yeşil daha beklemeyelim bundan sonra. Tabii bunlar hareket edene kadar biz burada. Ölüm ölüm öldük burada. O yeşil bir daha yanar bu kambinin arkasına kadar. Ha, yürü de sen bari yürü yani. Audi Q7 dedik sağ yani. Şimdi bak, o yandan bu yandan makas atıyor ona. Mecbur bekleyecek, yapacak bir şey yok. Kırmızı yandı bize. Birader benden 2 saat önce yükledim diyor. Demek ki ona da evrak beklettiler. Evraklarını vermediler adamın. Beni de yarım saat kadar evrak beklettiler. Yerde yoğdu deponun içinde, ta arkadan deponun en üstünden, en arkasından, en önüne, güvenliğin önüne kadar geldim. Buraya çektim arabayı.
Buraya da güvenlikçi çekmedi yürü bana da. Dedim kardeş evrak bekleyeyim. Yapacak bir şey yok. Dışarıda da duran yük. Arabayı yine 0-0 geri saldım. Dedim kimseye engelim yok şu anda benim dedim. Evrak geliyor birazdan. Bunu bekledi burada. Yoksa var ya para perişan olduydık buralarda ya. Para perişan olduydık ya. Bildiğin gibi değil. Bu kırmızı da yansa da geçsek. Allah la ilahe illallah ya Rabbi kurban olduğum Allah. Bir çuval altın yolla da git. Zengin olalım ya. Kurtulalım bu dertlerden ne olursun ya Rabbim ya. Ey kurban olduğum Allah'ım benim sağıma soluma yardımım olur. Sen bu kuluna bol bol ver ki bol bol yardımı olsun. Dayı gözünü seveyim ya. Dayı gözünü seveyim ya. Yapma bari. İntihar edersin sonra. Evet arkadaşlar şu anda gişelere kadar gelmiş bulunmaktayız. Gişelerden çıkacağız. Gişelerden çıktıktan sonra bugün video atmadık. Sizlere bir canlı yayın yapalım. Yola devam edelim bakalım. Canlı yayınımız lan. Saat 5'e geldi. Herhalde canlı yayın katılımlarımız olur. Bu yüzden buradan sonra bir canlı yayın patladı verek. Taksiler ben OGS'den geçeceğim. Siz tamam anlıyorum HGS'den geçeceğiniz de bana az bir müsaade ederseniz ben OGS'den geçerken siz de HGS'den geçersiniz. Önümden değil de arkamdan HGS'ye dalarsanız daha iyi olur. Önümüzden değil yani. Hop. Ya arkadaş burayı da öyle dar bıraktılar ki bunları böyle dar dar. Başımıza bela ettiler. Evet arkadaşlar şimdi buradan otobana sallanıyoruz. Otobana sallandıktan sonra da videomuzu burada kesiyoruz. Daha sonra görüşmek üzere. Hoşça kalın diyorum. Videoya devam. Şimdi canlıya devam. Biraz sizlerle canlı yayın yapalım buraya doğru. Yükümüz tonajlı zaten. Araba hediye giderken. Şöyle şurada geniş yerde durayım ben az bir şey. Kakar gider bundan sonra. Şöyle şurada bir durayım bakayım. Giden gitsin kalan kalsın. Evet arkadaşlar. Hoşça kalın şimdilik. Dün çıktı buradan ama uykusuzduk. Uykusuzluk had safa değildi bizde. Kendimize bir türlü gelemedik. Yolda bir yarım saat yatayım dedim. Yarım saat 45 dakika falan. Bir yattık daha kafamızı kaldıramadık ya. Yorgunduk zaten bir iki gündür. Hala da iniyorum. Normalde sabah saat 6.30-7'de benim şeyde olmam lazımdı. Aşağıda deponun önünde olmam lazımdı. En kötü şartta. Saat 10 oldu. Aşağı yukarı yarım saatte, yarım saat 40 dakikada oraya geçerim. 11, 4-5 saat yolda yattık yani.
Ama yapacak bir şey yok. Ne yapalım? Bugün inşallah boşalır bu araba. Zor bir durum ama gidiyoruz bakalım inşallah. Dediğim gibi boşalır. Boşalmasa kaldık da yarın sabah. Durumlarımız da iyi değil yarın sabah kalırsak. Gerçi benim mal tek çeşit mal ama bizden önce gidip de orayı dolduran adamlar olduysa, sıra var, sıra çoğulsa durum iyi değil. Evet, buraya devamlı radar kuruyorlar arkadaşlar. Bakalım orada mı? Şu arabadan göremedim. Evet, orada. Vurmuşlar yani. Bırakırlar mı? Bir de amcamlar kesmişler, polis amcamlar. Bir kişi girmiş herhalde radara, onu almışlar. Hatta iki kişi, birisi yabancı plaka. Bu ne la? Arabanın her tarafında yıldır yıldır ya, şeyler yani, yıldırdaklar yani. Güzel memleketim Samsun. Güzel memleketim Samsun. Geldik ama daha gideceğimiz yere var bir dünya yol ya. Hadi la ışık, hadi la ışık.